önemli bir detay olarak gördüm efendim. Bu arada Ankara'dan Nihal bana bir bilgi gönderiyor maalesef. Bakalım. Ankara alışveriş poşetine zam geldi. Aha. Annem kızacak şimdi, size söyleyeyim. Buna ilk para getirildiği zaman da kızmıştı alışverişe gittiğimizde. Bakayım ne olmuş. Ha, reklamlar var, onları keseyim de. Alışverişte kullanılan poşet ücretleri 25 kuruştan 38,5 kuruşa çıkarıldı. Bu işte en önemli haberlerden biri bence. Çünkü ne yaşadığınızı biliyorum. O alışverişlere, hani 1 liranın bile hesabını yaptığımız bu dönemde alışverişe gittiğimiz zaman yaşadıklarımız. Ama ne yapacağız? Poşetle çıkmayacağız. Kendimize küçük bezler var. Bende vardı hatta, dur. Şöyle eğilebilir miyim yönetmenim? Güven. Şuraya koymuştum. Küçük çantada vardı. Bir dakika. Ama bu reklam mı? Dur bir bakayım da. Ha, bu da reklam ama dur reklamı şöyle kapatayım. Şimdi bakın şöyle bezler. Ben de sabah hani bunun içinde küçük bir elma falan getiriyorum bunun yanında. İşte böyle. Şimdi poşet kullanmayalım. Zaten zararlı. Üstelik de bakın zam geldi. Hilal ne diyorsun bir söyle. Ha, editörüm de diyor ki bakan açıklamıştı aslında artmayacak demişti. Ya o zaman çelişki oluyor değil mi? Yerel gazetelere devam edelim. 2023 çok önemli. Elazığ gazetesinden 2 detay. 1. Profesör Doktor Görür, deprem işi neden ciddiye alınmıyor? Kübra Türkan'ın haberi. Ne zaman deprem dirençli kentlere sahip olacağız? Hoca diyor ki, televizyonlara bakıyorum diyor, her şeyi tartışıyorlar, her şeyi. Ama diyor bir tek konuşmadıkları konu var, deprem. Haklı. Bir sonraki gazete, pardon detay, Ezgi Bulut'un haberi, Elazığ'dan Batum'a telefon kayıt turizmi. Şimdi tabii o telefon, akıllı telefonlardan almak için Gürcistan'a gidiyorlar, geliyorlar ve ortaya çıkan gelişme, fotoğraflar, izdiham da bugün birinci sayfaya yansımış durumda. Dün akşam Kayda Geçsin programında şöyle Aydın'ın, işte Murat Ağırel vardı, Timur Soykan vardı, başarılı gazeteci arkadaşlarımın programında kayda geçti. Ne kayda geçti? İYİ Partili Turhan Çömez, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve üstelik de sosyal tecrit altında tutulan Sedat Peker'le görüştü. Turhan Çömez, Sedat Peker'in anlattıklarını Halk TV'de anlattı. Benim başıma bir şey gelir, öldürülürsem, hayatıma kastedilirse bunlar burada kalmayacak. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker elindeki belgeleri 2 ülkeye verdi. Başına bir şey gelmesi durumunda bu belgeler ortaya dökülecek. Bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. 2 farklı ülkeye gönderdim. Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve dijital tecrit altında İYİ Partili Turhan Çömez, Sedat Peker'le görüntülü görüştü. İlk kez Halk TV'de Kayda Geçsin'de anlattı. Peker kendisini emniyete almak için önlemler aldığını söyledi. Belgeleri hangi ülkelere gönderdi bilinmiyor. Öldürülmem halinde, hayatıma kastedilmesi halinde bunları bütün Türkiye öğrenecek dedi. Peker, seçime yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili videolar yayınlayacağını duyurmuştu. Bunun Erdoğan'la helalleşme olacağını da söylemişti. Tecritten önce de saraya yakın isimler hedefindeydi. Bu şartlar altında konuşamayabilir. Birleşik Arap Emirlikleri'nde hakkında dijital tecrit kararı var. Evden çıkışına dahi izin verilmiyor. Yani konuştuğu an Türkiye'ye gönderilecek. Peki Sedat Peker seçime 2 ay kala konuşacak mı? Bu şartlar altında mümkün değil dedi. Yani bu ağır dijital tecrit altında bunu yapmam mümkün değil. Daha önce gazeteci Murat Ağırel, Sedat Peker için bir infaz timi kurulduğunu söylemişti. Söyledikten sonra Beykoz'daki evi kurşunlanmıştı. Peker hakkında suikast iddiaları vardı. Bir ihale çıkıldığı zaman ödül konuyor başına ve o kişiyi öldürmek için operasyonlar düzenliyorlar. Sedat Peker adına da böyle bir şey olduğunu öğrenmiştik. Peker infaz timinin yakalandığını söyledi. Ancak böyle bir timin yakalandığı ve şu anda cezaevinde olduğunu söyledi bana kendisi. Peker, Haziran'da attığı tweet serilerinde Mehmet Ağar hedef almıştı ve İranlı Ahmet Nazari ismini vermişti. Türkiye'de Mehmet Ağar tarafından vatandaş yapıldığını iddia etmişti. Nazari'nin Dubai'de olduğunu ve kendisine suikast hazırlığı yaptığını belirtmişti. Ahmet Nazari'nin suikastın finansörü olduğu ve tutuklandığı iddia ediliyordu. Halen cezaevinde, öyle mi Ahmet Nazari? Evet, öyle mi anlıyorsun? Bu bilgiyi teyit etti. Konuşmak istiyorum, ifşaatlarda bulunmak istiyorum. Peker'in hakkında Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar'ın AKP milletvekili oğlu Tolga Ağar tarafından açılmış davalar var. Peker gerekirse Segbis'te ifade vermeye hazır olduğunu söylüyor. Daha önce ifşa etmiş oldukları da dahil olmak üzere. Sedat Peker'in şu ana kadar yapmış olduğu ifşaatlar buzdağının görünen kısmı. Çömez, Peker'in hukuki bir zeminde elindeki belgeleri de paylaşacağının altını çiziyor. Bugüne kadar açıkladığı, ifşa ettiği bilgilerin dışında sahip olduğu bilgileri ve belgeleri paylaşmak için, hukuki yollardan, resmi yollardan bunları paylaşmak için hazır olduğunu vurguladı. Gerekirse gelsin Türkiye'deki yetkililer benden ifade alsınlar veyahut da resmi kanaldan SEGBİ sistemiyle ben ifade vermeye, bütün bu ifşaatları yapmaya hazırım dedi. Devlet benimle ilgili bir yargılama yapacaksa kişisel olarak hakkaniyetli bir şekilde yapsın. Ben yargı önünde aklanmaya hazırım diyor. Peker bir rüşvet sarmalından bahsetmişti. Cumhurbaşkanı danışmanları eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AKP Erzurum Milletvekili kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban vardı. Turhan Çömez, Ünsal Ban'ın mal varlıkları ile ilgili yeni ulaştığı bilgileri aktardı. Malta'daki kumarhanelerde sürülen Sefa'dan İngiltere'deki şirketlere kadar. İçinde inanılmaz servet olan, restoranları, otelleri, alışveriş merkezleri olan dev bir servet yapmış adam. Çömez, Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde yakın çevresinin Peker'le diyaloğunun olduğundan bahsetti. Belediye döneminde Erdoğan'ın yakın çevresinin kendisiyle bir diyaloğunun olduğunu biliyordum. Yayın devam ederken bir gelişme yaşandı. Dijital tecrit altındaki Peker Twitter'dan retweet yaptı. Ersin Peker adlı hesabı. Paylaşımda günü geldiğinde intikam almasını bilirsin yazılıydı. Daha sonra retweet'i geri çekti. Sanırım hala buradayım, kararlıyım mesajını içeren bir hamle olarak değerlendirebiliriz. Evet, bu da Yiğitcan İl Aslan'ın ve Duygu Koç'un beraber yaptıkları bir haber. Kayda geçti. Çok önemli. Dün gecenin bir manşeti. Hani Akşener'le Kılıçdaroğlu meselesi var ya, bakın diyor ki bazı gazetecilerle ilgili hani dağıldı, şu oldu, bu oldu diye ifadeler vardı. Onları hatırlatıyor. Benim 15 yaşındaki ikizlerim Dalia ve Sefa bile dediler ki anne kesin anlaşacaklar, anlaşmak zorundalar. Yoksa onlar da biter, biz de biteriz, biz de onları bitiririz. Bakın 15 yaşındaki çocukların ifadeleri böyle. Bu arada İzmir'den, Tabip Odası'ndan Ergun Demir diyor ki İsmail Bey iyi günler, günaydın. Son 2 gün lütfen hatırlatın, sizi dinlesinler. Yeni yılla birlikte prim borcunu ödeyemeyen milyonlarca vatandaş yine sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. 2 gün sonra son buluyor diyor Ergun Demir. Biz de bunu duyurup takip listemize alalım efendim. Sosyal medyaya bir bakalım. 2023 çok önemli. Dün sabahki yayınımızda İbrahim Kahveci çok içten konuştu, çok doğal konuşmuştu. Yaşadıklarını kendisi üzerinden de anlatmıştı ve maaşımı gasp ettiler dedi. İlerleyen bölümlerde vaktim kalırsa bugün, yok eğer kalmazsa yarın EYT konusuyla ilgili İbrahim Kahveci'nin yaşadıklarını sizlere hatırlatacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yoksulluğu önlemek, kadın, çocuk ve gençleri güçlendirmek için yaptığı sosyal belediyecilik projelerinde en etkili ve görünür olan şey projedeki kadının, genç, çocuk ve çalışanın, personelin yüzündeki gülümseme diyor ve bölgeye gitmiş. Meral Seçer'le birlikte bölgede kadınlarla bir araya gelmiş Hacer Fogo. Nazan Öncel, annem gideli 11 yıl oldu diyor. 11 yıl oldu. İnsanın eli varmıyor, silemiyorsun o numarayı rehberden. Bunu gördüm de etkilendim. Hani hepimiz aynı durumdayız değil mi? Anne babanız yaşıyorsa Allah onlara uzun ömür versin diyelim. Yitirdiklerimize de dualarla ve güzel işlerle onları hatırlatalım. Derken aklıma geldi. Efendim dün akşam çok etkilendim gerçekten. Bir bilim insanıyla tanıştım. Ankara'dan işte İzmir Fen Lisesi, hatırladığım kadarıyla İzmir Fen Lisesi'nden sonra Hacettepe, sonra Amerika'da bilim yapıyor. Dünyanın en iyi üniversitelerinde şimdi muazzam çalışmaları var. Ve nasıl da böyle kararlı, nasıl naif, merak etme duygusu, insanlığa yarar, hizmet etme, üretme çabası diye tanımladı. Aklımda kalanlar bunlar. Bilge Yıldız hanımefendi, Profesör Doktor Bilge Yıldız. Rahmi Koç ödülleri aldı. Bunları kendim çektim cep telefonumla ama başka bir gün çok daha detaylı da anlatacağım. Bakın dün akşam bir bilim insanını tanımaktan ziyadesiyle memnun olduk, gurur duyduk. Üniversitenin mezuniyetinde şu. Kültür, sanat,